Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerin de çok yakından tanıdığı ve çok sevdiği çok değerli bir isim stüdyomuzda şu anda eğitimci yazar Efe Elmas'la beraberiz. Efe Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş Nasılsınız bulduk. geçen haftadan beri? Valla çok iyiyim, siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizin yoğun bir döneme girdi. Evet, Çünkü çok bayağı. güzel bir çalışmanız var. Hatta bugün ondan da bahsedeceğiz. Masal Fabrika'da. Değil Evet. mi? Masal Fabrika'nın hazırlıkları devam ediyor şu anda. Evet. Heyecanla onu bekliyoruz. Süper. Şimdi hocam ben biraz bununla ilgili soru sormak istiyorum. Çünkü çok Tabii. güzel bir proje ve uzun zamandır da devam eden bir proje. Masal Fabrika'da nasıl başladı? İlk nasıl başladı? Şöyle başladı. Biz 4 yıldır yapıyoruz. Bugün bu yıl dördüncüsü Ay ne olacak kadar Masal güzel. Fabrika'nın. Harika. Evet. Güzel bir istikrar yakaladık. Güzel bir ilgi de var Masal Fabrika'da. Hatta Şöyle. görsellerimiz var. Onları da yönetmenimden rica edebilirim. Tabii. Ekrana gelebilir biz konuşurken. Yani aslında Masal Fabrika'da her şey gibi bir hayalle, bir niyetle başladı. 4 yıl önce Zeytin Okulu var. Çok keyifli şenlikler yapıyorlar. Onlara da selamlarımı iletiyorum. Bir Evet. dernek Karaburun'da. Onun böyle bir masal şenliği vardı ve orada hani ben söyleşiler yapıyordum, anlatıcılar geliyordu. Küçük böyle bir masal buluşması düzenliyordu Zeytin Okulu. O buluşmada sevgili Levent Bey ile Levent Kahraman'la tanıştık. Buradan O da selamlarımızı selamlarımızı gönderiyoruz. iletiyoruz Değerli bir kendisi. isimdir. Evet. Kendisi Laber Kimya'nın sahibi ve kendisi sadece iş alanında başarılı bir kişi değil, entelektüel olarak da bitki yürüyüşünden işte kısa film yarışması kadar Yani birçok çok şey da donanımlı, düzenliyor. sanatsal faaliyetlere destek veren bir Evet. insan. O da masalları dinlemek için gelmiş ve masalları seviyor ve orada konuştuk, tanıştık ve sonra konu konuyu açtı ve dedim ki yani keşke İzmir'de de şöyle güçlü bir masal şenliği festivali olsa. Ay ne Şimdi o kadar. sırada Mardin'de yapılıyordu. Sonra o maalesef bitti. İstanbul'da devam ediyor. İzmir'e de yakışır masallar. Evet, Ve çok da güzel. onun da desteğiyle beraber biz biraz çalışmalara başladık. Ama tabii ki işler her zaman böyle çok rahat akmıyor. Kolay olmuyor. En son dedi ki Levent, neden bizim fabrikanın bahçesinde yapmıyoruz ki? Bence çok da güzel bir yer. Fabrikaya ben daha önce gitmiştim. Çok da Evet, keyifli siz bir ortam. gitmiştiniz, Evet tanışıyorsunuz. evet çok da keyifli bir ortam. Bence çok da güzel Evet, olmuş. evet. Ve bu şekilde fabrikanın bahçesini tekrardan şekillendirerek Masal Fabrika'da diye bir proje başlattık 4 yıl önce. Üçüncü yıl şöyle bir durum oldu. Katılım inanılmaz derecede arttı. Evet. Çünkü sadece bir gün yapıyorduk 3 yıldır. O bir gün içinde masal anlatımları oluyordu, söyleşiler oluyordu. Masal araştırmacıları gelip masallarla ilgili söyleşilerde bulunuyordu veya mitolojiyle ilgili anlatılarda bulunuyorlardı. Bir de çocuk atölyeleri oluyordu. Yetişkin ve çocuğa beraber hitap eden bir şenlik organize ediyorduk. Ama üçüncü yıl öyle bir büyüdü ki 2000'e yakın kişi gelip gitti. Ve tabii ki O inanılmaz bir yorucu oldu. güne Evet, o bir 2000 güne. kişi. Bir güne 2000 kişi geldi. Hocam bu sene ne olur? Tahmin eden, yani kayıt altında Aa, olabildi. Belki daha çok çok kişi geldi. fazla. Ne Çünkü kadar okullar güzel. geldi Bakar vesaire. mısınız Evet, görsellerden bu geçen harika. seneden. Çok güzel. Öyle olunca başından beri destekleyen işte Nuray Hanım var, Nuray Önoğlu, Seçkin Sarpkaya var, Pınar Fedakar hocamız var, Emine Varışoğlu var, Sarpkaya. Bu ekiple beraber oturduk, dedik ki artık bu yani bizim mütevazi yaptığımız şeyi aştı. Bir kurul oluşsun ve daha da büyük hale gelsin. Böylelikle bir günden değil 3 güne çıksın. Ne Bir güne, kadar üç güne güzel. ve Bir sadece şenlik, bir bir festivale şenlik. Evet, dönüşmüş evet, evet. aslında. Ve dördüncü yıl tamamen böyle bir tam eşikteyiz. Keyifli bir eşikteyiz. Artık sadece Laber Kimya'nın fabrikasında olmayacak. Masal Fabrika'da yine orada masal anlatımları ve söyleşiler olacak. Ama oradan Torbalı'nın Karakuyu Köyü'ne yayıldı. Şu anda köy meydanında söyleşi panelleri olacak. Çok güzel. Köy kahvehanesinde anlatılar olacak. Orada köy Ay etkinlik çok merkezi güzel. var. Orada atölyeler olacak gibi. Köy ilköğretim okulunda çocuk etkinlikleri, çocuk atölyeleri, çocuk masal anlatımları olacak. Ne Böyle kadar güzel. köye yayıldı. Tabii ki burada köy halkının desteği önemliydi. Muhtarlarla görüştük. Muhtarlar inanılmaz sıcak baktı. Köy halkı inanılmaz sıcak baktı ve sahiplendiler projeyi. Ve böylelikle 27, 28, 29 Eylül'de bu Eylül'ün hemen sonunda Masal Fabrika'dayı Laber Kimya'dan hemen dışarı doğru olan o Karakuyu köyünde gerçekleştiriyoruz şenliği. Ne kadar güzel, harika. Gerçekten anlattıklarınız çok güzel ve artık bir festival tadında, bir şenlik Evet, tadında. evet, evet. Peki insanların reaksiyonları nasıldı hocam?
geçmiş yıllarda? Çok Gerçi olumluydu. dediğiniz üçüncüsünde 2000 kişi geçkin Tabii, kişi var tabii, dediniz tabii, bir gün evet. için. Bir gün için, evet. Çünkü şöyle, hem çocuk hem yetişkin. Şimdi masalların sadece çocuklar için olduğu zannediliyor ama değil. Bizim için de var. Evet, yetişkinler de masal dinliyor. Hatta geleneksel olarak aslında masal yetişkinlere de anlatılır. Hem Anadolu'da da öyle, hala o gelenek devam ediyor. Hem de Batı'da da öyle. Yani Grimm kardeşlerin masalları da çocuklar için değil, yetişkinlere anlatılan hikayelerden de, masallardan da oluşuyor. Aile biz hem yetişkinleri masalı anlatmak hem çocukları anlatmak üzere hep beraber yola çıktık. Normalde ya çocuk gibi düşünüyor ya da yetişkin gibi düşünüyor. Öyle olunca herkes çocuğunu ailesini alıp hem çocuklara masal dinletebildi hem kendileri dinleyebildi. O yüzden hep olumluydu dönüşler. Çok destek var. Ne Hem kadar güzel. masalcılardan Hem de bir destek var. aile etkinliği haline de Evet, dönüşmüş, değil mi? Al kesinlikle öyle. çocuğunu, git Getir buraya, eşinle beraber evet. mesela. Sizin için ayrı bir etkinlik var. Çocuğunuz için ayrı bir etkinlik Evet. var. Çocuğunuz keyifli vakit geçirirken siz de kendinize ayrılan o zaman da o etkinlikle güzel bir vakit geçiriyorsunuz. Kesinlikle Bence çok öyle. güzel bir Evet, çok çalışma. çok keyifli oluyor. Tabii ki atölye derken, hani söyleşi derken çok geniş çaplı bir etkisi de oldu. Çünkü hepimizin aslında ortak düşüncesi şu oluyor Masal Fabrika'da. Hepimiz doğaya dokunan insanlarız. Sürdürülebilirlik önemli. O yüzden doğal olan, doğada olanı yaşatmak ve bir şekilde hem yetişkinleri hem çocukları doğayla bağ kurdurmaya yönelik bir felsefemiz olduğu için hep atölyeler, söyleşiler, seçtiğimiz konseptler doğayla ilişkili oluyor. Mesela çocuk oyunları eklendi geçen sene. Böyle Ay ne çocuklar kadar sözlü güzel. kültürle bizim geleneksel oyunlarımıza bağ kurabildiler. Yani bir şekilde tekrar gelenekleri, işte oyunları geleceğe taşımayı amaç ediniyoruz. Evet, çok da güzel bir çalışma olacak. Biz de İz Televizyon olarak, Hayat Evet. Güzeldir olarak yakın takipçisi olacağız. İnşallah orada olacağız. Olamazsak da görüntüler zaten Tabii, burada olacak. Mutlaka ki kesinlikle, evet. üzerine konuşacağız sizinle. Hocam bugün çok sevdiğim bir konu konuşacağız. Evet. Koku ve bellek Evet. üzerine konuşacağız. Şimdi izleyenler diyebilir, koku ve bellek mi? Ne bağlantısı olabilir? Çok bağlantısı var. Hocam koku ve bellek ne anlam ifade ediyor? Oradan bir başlayalım isterseniz konuyu açalım. Tabii. Buyurunuz. Şimdi nereden bu koku ve bellek bağlantısı da aslında gündeme geldi? Masal Fabrikada'nın bu seneki konusu koku ve bellek teması. En sevdiğim. Çok da önemli bir konu. Dediğiniz gibi ne alakası var? Şimdi hepimizde zaten bildiğimiz üzere 5 duyu var ve 5 duyunun tamamı da aslında bellekle ilişkili. Ama kokunun doğrudan sinir bilimsel açıdan belli etki etme gibi bir durumu var. Hepimiz için koku hafızayla ilişkili bir konudur. Yani mesela bir parfüm kokusu alırsınız. İşte annenizin kokusu gibidir mesela. Bir anda annenizle ilgili hatıralara gidersiniz. Ya da bir teze kokusu alırsınız. Bir anda Çok köy doğru. hatıralarına gidersiniz. Çok doğru. Koku bizim belleğimizde o kadar güçlü bir yere sahip ki onunla bağlantı kurduğumuzda doğrudan bir hatıraya bizi geri götürebiliyor, Bir regrese zamana edebiliyor. götürüyor Evet, çünkü. evet. Yani belli kokular belli hatıralarla çağrışır. Mesela bir kentin kokusu vardır, bir köyün kokusu vardır, sevdiğimiz birinin kokusu vardır. Kullandığı parfümden tutun aromalara veya ten kokusuna kadar. Hâlâ koku doğrudan bizim hafızamızı şekillendirir. O yüzden koku anımsatır diyoruz biz hani Çok doğru. grup olarak da. Kesinlikle. Ve nerede bunu anladık? Geçen gün de hatta bir sohbet ediyorduk. Ve sohbette şöyle bir konu geçti. Dedi ki ben bir koku kaybı yaşadım. Ki hepimiz aslında Covid'de bir koku kaybı yaşadık. Ve koku duyumuzun gitmesiyle beraber nasıl aslında hayatımız etkilendiğini de yaşadık. Ama dedi ki ben dedi işte burnum tamamen tıkalıydı. Ve hiçbir şekilde koku alamıyordum. Ve önüme yemek geldi. Yemeği yedim ve hiçbir lezzet alamadım dedi. Şimdi gıdada da biz bunu biliriz. Lezzet dediğimiz kavram sadece aslında tatmayla alakalı bir şey değildir. Dille alakalı değil. Evet, dilde tomurcuklar var ve bu tomurcukların belli bölgeleri işte ekşi, tatlı, onu bunu alabiliyor. Ama lezzet dediğimiz kavramı görmek, yani o bize sunulan taban veya gıdanın formu ve onun dışında da koklamak alıyor. Yani bir yemek geldiğinde önce kokusu geliyor bize. O koku doğrudan beyinde bir çağrışım yapıyor, açlığı başlatıyor ve sonra biz onu tadarak, o lezzeti alarak o şeyle, gıdayla bağ kuruyoruz. Bu yüzden gıda firmaları ne yapar gıda alanında? Özel paketlerin içine koku sıkarlar ve ona göre koku koyarlar. Mesela kek
aldığınızda ve herhangi bir kapalı paket aldığınızda onu açtığınızda önce koku gelir ve siz anlarsınız ne olduğunu. Yani aslında bu bir manipülasyon yöntemidir. Değil mi? Evet. Aslında o şekilde de işte sonra kilo alıyoruz. Kesinlikle. Evet. Aslında bu. Çok doğru hocam. Şimdi koku dediğinizde benim için de çok özel olan kokular var. Mesela naftalin kokusu ve fesleğen kokusu. Çünkü beni ikisi de çocukluğuma götürür. Fesleğen çiçeğini çok olurdu her zaman çocukluğumda. Ayvalık'ta, Cunda Adası'nda. Beni hep oraya götürür. Naftalin kokusu da öyle. O yüzden gerçekten çok çok önemli. Peki hocam. Peki naftalin kokusu niye önemli sizin için? Naftalin o da çünkü ninemin evinde Ayvalık'ta, Cunda'da bulunduğumuz süreçte bütün çarşaflar, yastık kılıfları hep naftalin kokardı hocam. O da benim için çok önemli. Mesela o kokuları duyduğum zaman kendimde hissettiğim böyle bir rahatlama, konfor alanı ve güven duygusu var. Çok ilginç ya. Tabii, tabii gerçekten. Anneanneyle bağlaştırıyor evet, işte. Evet kesinlikle. Böyle hafıza bellekte böyle yer ediniyor. Kesinlikle. Peki hocam şimdi burada şunu soracağım. Koku neden anıları bu kadar güçlü bir şekilde tetikliyor? Yani o bağlantı nasıl oluyor? Biraz onu açabilir miyiz sizinle? Evet yani tabii ki bu aslında sinir bilimin konusu. Ama kendi çapında yani. Benim ilgimi de çektiği için hani üzerine eğildiğim için şöyle bir durum var. Çok ilginç bir şekilde birçok duyuyu siz yanıltabilirsiniz. Mesela gözü yanıltmak mümkün. Öyle değil mi? İllüzyon müzeleri tabii var ki. Bilmem ne var. Hani göz yanılabilir bir şeye sahip. Ya da kulak da öyle bir şey işitirsiniz ve yanılabilirsiniz. Ama koku öyle bir beyinde öyle bir merkeze sahip ki çok arkaik, çok hayvani, çok içgüdüsel. Ve biz kokuyla tehditleri ilk algılıyoruz. Yani düşünsenize ilk burnumuza ulaşan şey kokunun aroması oluyor. Ve oradaki alkaloidler oluyor. Neyse o kokuyu yaratan yapı. Ve ulaştığı anda beyinde doğrudan bir değer yargı, bir yargı süreci oluşuyor. Ve biz birçok hayvanın hani gözü, kulağı falan önemlidir ama kokuyla bulur, iz sürer. Kokuyla iletişim değil kurar. Mi? Çok ilginç klinik çalışmalar var bununla ilgili. Mesela deney yapmışlar. Bir yere kamera koymuşlar. İşte kişi oturuyor ve bir kişi gelip işte el sıkışıyor. Sonra işte öbür kişi gelip el sıkışıyor ve o el sıkıştığı kişi veya dokunduğu kişiden hemen sonra o kişinin elini burnuna götürdüğünü tespit etmişler. Bu klinik çalışmada. Biz biriyle temas ettiğimizde farkında olmadan elimizi burnumuza gidip aslında o kişiyi kokluyoruz. Ay çok ilginç. Evet çok 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 ilginç. Çok garip. Kendiniz yani farkında farkında olmadan demek ki değil evet, mi? Tabii, yaptığımız bir tabii, şey. Bir çok da fark etmeden. Çünkü isterseniz o hala o temel o hayvanlardan güdü var yani o çünkü, evrimsel güdü devam ediyor. Hala koklama arzumuz var. Çünkü onu koklayarak hoşlanma, hoşlanmama, tehdit algılama, problem algılama gibi şeyleri doğrudan anlayabiliyoruz. O yüzden koku sinir bilimsel anlamda beyinde o kadar önemli bir yere sahip ki biz kokuyla o ilk yargıyı bulunuyoruz. Ve aynı zamanda koku doğrudan o yüzden hafızayla ilişkili olarak bir koku belleğinde yer ediniyor. Ona göre biz yani bu hayatta kalmanın temel içgüdülerinden biri olarak bizde yer edinmiş aslında evrimsel süreçte. O yüzden bütün duyu organları kandırılabilir. Hatta tat dahil. Çünkü monosodyum glutamat diye bir tabii. Çin tuzu biliyorsunuz gıdada. Neye serpseniz çok güzel oluyor. Tabii, tabii. Bana serpseniz beni şey yapabilirim. Neye koyarsanız. Çünkü ne yapıyor o bir nörokimyasal aslında. Tat tomurcuklarını açarak daha fazla lezzet almanızı sağlıyor. Evet. Ama kokuyu yanıltamazsınız. Koku kokudur. Yani yanıltma şansı yok. Tabii yanıltma yani. Şansı yok. Aldığınızda hissediyorsunuz. O yüzden kokunun gerçekle olan ilişkisi beyin için çarpıcı bir özelliğe sahip. Bu yüzden mesela benim masal fabrikadaki söyleşi konum mitoloji masallarda şeytani ve kutsal kokular olacak. Çünkü mitoloji ve masalda koku önemli ve kutsalın da bir kokusu var. Şeytani şeyin de bir kokusu var. Ve bir şekilde kokuyla ilgili betimlemeler anlatı için de önemli. Onlar şimdi merak ettim. Evet. Hani kokuların nasıl kokuları olduğunu merak ettim az önce bahsettiğiniz. Tabii güzel olması, çirkin olması. Değil mi? Yani hatta geçen programda da konuştuk ya mesela sarımsağın keskin kokusu def edici, uzaklaştırıcı gibi düşünülüyor. Doğru. Mesela sirkenin keskin kokusu kötülüğü uzaklaştıran gibi çünkü gözüküyor. Çünkü nazar için, göz için işte sirkeyle tabii. Dedik ya hani sirkeli suyla tabii. Sileriz etrafı sildir ya da gibi. Banyo suyumuza katarız demiştik. Tabii yani bu inançlarda da var. Adı çayının kokusunun şifa verici olduğu düşünüyor. Ve lavantanın kokusu
Bu çok ilginç. Mesela lavanta. Lavanta çok rahatlatıyor Evet, kokusu. çok rahatlatıyor. İnanılmaz bir şey. Ben çok seviyorum. Evet. Gerçekten de bu sırada klinik çalışmalar da var. Aromaterapinin konusuna dahil oluyor burası. Ama hakikaten de lavanta gibi kokuların rahat uykuya soktuğu, işte Evet. rahatlatıcı olduğu ya da geçen de konuştuk Palo Santo gibi bazı özel O da kokuların müthiş. antidepresan etkisi yarattığı, anksiyeti Anksiyeti azalttığı biliniyor. O yüzden mesela yasemin kokusu bazen sokaklarda olur. azaltıyor. Ya da ıhlamur kokusunun da böyle bir etkisi var. Ihlamur ağaçlarının olduğu mahallelerde kokar. Ya da defne kokusu. Yani bütün bu kokuların bizde inanılmaz bir psikolojik, zihinsel ve ruhsal bir dönüşüm yarattığı aşikar. O yüzden koku çok önemli. Elbette Bence. bu yüzden mitolojide de, masalda da geçiyor. Mesela tanrılar güzel kokar. Tanrıların bir kokusu vardır. Ya da kötü varlıkların kötü kokuları vardır gibi. Bir şekilde Hep koku, kokuyla betimlenmiş yani aslında evet, baktığınızda değil mi hocam? koku iyiliğin, kötülüğün, güzelliğin, çirkinliğin somut hale gelmesidir. Yani kötülük ve iyiliğin görünürlüğü konusunda emin değil. Sana şeytan kendini melek kılığında gösterir gibi sözler, deyişler vardır. Yani birinin görüntüsü her zaman iyi veya kötü olduğunun ayırt etmemize yardım etmeyebilir. Ama koku iyi veya kötü koku anlamında demiyorum sadece. Koku çok spesifik bir şekilde o formun beden bulması anlamına geldiği için önemsenmiş Evet, kesinlikle öyle. anlatılarda. Bir de şey var, size anlatırken düşünüyorum, anne kokusu Tabii anne var. kokusu. Anne Tabii kokusu. yani. Yani anne kokusunda hakikaten insanı rahatlatan, Evet. kaygı gideren bir şey var. Bir de bunu çocuğum olduktan sonra anladım, evlat kokusunda da var. Çok ilginç hocam ya. Gerçekten tüylerim diken diken oldu Evet, bakın evet. size anlatırken. Peki hocam, ama bazı kokular var ki onları çok iyi hatırlıyoruz. Bu nasıl olabiliyor? Şöyle oluyor aslında doğrudan bir Mesela böyle çok özür diliyorum. Hani bir çiçek kokusu değil, bir parfüm kokusu değil ama bir dönem kokusu gibi. Anlatabildim değil mi? Evet, Tasvir evet, evet, edebildim. Onları çok iyi hatırlıyoruz mesela. Nasıl olabiliyor bu? Şöyle bir şey kokladığımızda o kokladığımız şeyle beraber tabii ki bir zaman var, bir yaşanmışlık var, bir duygu durum var. Bellek duygularla beraber çok güçlü ilişkiye sahip. Ve doğrudan biz bir şey kokladığımızda mesela sallıyorum işte kendine örnek vereyim anneannemin haşhaşlı ekmeği. Ve anneannem yaşadığı sürece bayramları haşhaşlı ekmek yapardı ve ben girdiğimde anneannemin evine Mis gibi. Çok da haşhaşlı güzel ekmek olur. kokardı. Ve bütün akrabalar oraya gelirdi. Şimdi birlik, beraberlik duygusu, Bakar sevilme mısınız? duygusu, o kokuyla beraber o lezzet, işte anneannemle olan ilişki, maneviyat vesaire hepsi aslında bilinç dışında beraber bir konotasyona sahip. Hepsi beraber ilişkilenerek depolanıyor. Yani bilinç dışı bağımsız hareket etmez. Alakalı kavramları birbiriyle bağlayarak bir bütüncül yapı oluşturur. Ve bu da hafızada yer eder aslında. O yüzden mesela haşhaş ekmeği kokladığım anda ne oluyor? Anneannemin yaşadığı, vefat etti tabii Ya kendisi. başınız Anneannemin sağ olsun. yaşadığı Beni döneme de gidip ifade etti. ki ne kadar önemli anneanneler, babaanneler hani o maneviyat açısından öyle değil mi? Yani onların bir sırtı Nasıl? sıvazlaması, bir Çok okuyup özlüyorum ben. üflemesi Hep tabii ki söylerim yani evet. hakikaten. Dediğim gibi böyle bir güven duygusu değil mi Evet tabii hocam? güven duygusu Yani tabii. o hani çocukluğumuza has olan Evet. korumacı çevreleyen bizi bir sevgi, bir birliktelik. Hani o güven duygusunu o kokularla işte Evet, ben de öyle. bağdaştırıyorum. Benim için de anneannem çok Hakikaten, özeldi. hakikaten Hani öyle. babaannemi tanımadım hiç ama anneannem çok çok özeldi. Sonra Carl Gustav Jung'un bir eserini okurken diyor ki Jung, anne bizim için özeldir. Yani hani dediğiniz gibi anne kokusu, anne hayatta kalmak bizi besliyor, Evet ya, her büyütüyor. yerden ayırt edilebilecek bir koku anne kokusu. Evet, Bu çok ilginç bir çok şey. ilginç, Ben evet. kızıma da soruyorum. Diyorum ki sen beni kok da 6 yaşında küçük ama beni koklayınca kokumu ayırt edebiliyor musun diyorum. Ediyorum anne diyor. Tabii. Eder yani Ya çok 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 ilginç bir özel. şey ya. Tabii, Gerçekten tabii. çok özel. Ve diyor ki Jung hani anne bu kadar özel bir de diyor anneyi doğuran bir anne var diyor. Anne anne. Yani işte bu noktada biz diyor hani annede ilk o dişiliğin bütün şeyini anlarız ama anneannede maneviyat. Çünkü o biraz tekinsizdir, Çok yaşlıdır, doğru. maneviyatla ilişkilidir. Hani bir ayağı Olgundur. ölümün diyarındadır, bir ayağı bu diyardadır. Biz onunla
bir şekilde şey bağlantısı kurarız. Hani maneviyat, işte sezgiler, öte alem, bilinmeyen. Hani hep anneannelerimiz Hakikaten öyle böyle ya, gerçekten. maneviyatla, bilinmeyenle, sadece gündelik hayat değil, bilgelikle eşdeğer olan bilge kadın, yaşlı bilge kadın arketipine tekabül ediyor. O yüzden anneannemizin kokusu ya da anneannemizle ilişkili kokular hem rüyalarda hem bellekte güçlü bir yere sahip. Eğer böyle bir bağ kurduysak, yani anneannemizin evinin kokusu mesela. Tabii O ki. mesela çok güzel bir şey deniz, naftalin kokusu. Naftalin kokusu, bir de beyaz sabun kokusu. Beyaz sabun kokusu. Ona sarıldığımızda Beyaz sabun belki kokusu. kumaş kokusu Evet, gibi. çok ilginç. O anneannemizin kokuları bir şekilde bizim için güven veren, huzur veren, maneviyatla bağ kurduran, mesela imgelere bakar mısın? Sandıklar. Evet. Eski, onların öyleydi hep sandık. Mesela anneannemin gizemli bir dolabı vardı. İçinde İnsan böyle da değişik merak ediyor, tespitleri ne olan, var tabii acaba merak orada ediyor. diye. Açılıyor falan böyle, oradan eski şeyler çıkıyor. Ne kadar arketipik, ne kadar mitolojik aslında. Ve Çok. oradan bir naftalin kokusu geliyor, gizemli kokular falan. Bazen işte oraya lavanta İşte o koyarlar, beyaz sandığın bile bir sabun. kokusu oluyor Evet, hocam. var, Az tabii. önce bahsettiğim oydu. Hani naftalin ya da sabun kokusu değil ama o sandığın Sandığın bile kokusu, bir doğru. sandık kokusu, kendine has bir kokusu oluyordu ve bunu mesela hiç ummadığınız bir anda, hiç ummadığınız bir yerde birden burnunuza o koku çalınıveriyor ve Çalınıyor. diyorsunuz ki Tabii. zamanda bir yolculuk Yolculuk. başlıyor. Hemen hop oraya Gidiyorsunuz. O gidersiniz döneme otomatik. gidiyorsunuz Çünkü tekrardan. doğrudan o koku öyle ilginç ki, Çok benim ilginç bir şey. psikiyatrist bir arkadaşım vardı. Kendisi diyordu ki, hani psikiyatrist olarak birçok duyu filtreden geçer beyinde diyordu. Yani biz gördük, işte görmek beynin en arkasında. O gördükten sonra o ışın geliyor ve arkaya gelene kadar bir prosesten geçiyor. Ya da duyu da öyle. Ama koklamak öyle değil diyordu. Kokladığımız anda doğrudan çok hızlı bir sinaps bağlantısıyla beraber çok hızlı bir reaksiyon verir beyin diyordu. Öyle olunca bir şey kokladığımız anda, yani gördük, onu analiz etme süreci var. Ama kokladığımız anda doğrudan beyinde belli başlı bölgeler çalışmaya başlıyor. Bu da ne demek Çok aslında? enteresan. Kokuya karşı çok hassas olduğumuz anlamına geliyor. Yani koku bizi olumlu etkileyebilir, Ya da olumsuz olumsuz etkileyebilir. etkileyebilir. Yani bu açıdan mesela bazı parfümler karşıdakinin daha cezbedici olması için hangi kokuların çalışılması gerektiği üzerine ciddi efor sarf edip yasaklanan parfümler vardır. Çünkü öyle bir Yasak koku, tabii bahsediyorsun. hormonal bir yapıya sahip ki, siz Aa. o kokuyu duyduğunuzda otomatik duygusal olarak bir şey hissediyorsunuz. Yani sizi manipüle ediyor. Ki Orada ama bazı tabii kokular kim sıkıyor parfümü? O da var tabii yani, bir tabii kim de sıkıyor tabii. Sonra aldatmaca bakınca gibi. o buz o sinapsta gerekli bağlantılarla o beyin görsele gidince. Gerçekler ve hayaller şeklinde, Evet değil evet mi? evet. Çok doğru. Ama bunu yaşamışsınızdır ya. Asansöre bir yere Tabii. gidip, ah bu kokunun sahibi kim falan diye, yani o Tabii, tabii ki. olmuşsunuzdur mutlaka Evet, tabii. kesinlikle herkesin başına gelmiştir ama Evet. skötü hayal ya da işte ya da sonuçlanmıştır kesinlikle. Doğru. Şimdi hocam, bu konuyla ilgili çok ilginç bir şey soracağım size. Tabii. Şimdi insanlar yaş aldıkça duyuları yavaş yavaş körelmeye Köreliyor, başlıyor. doğru. Bunlardan bir tanesi de koku. Koku duyusu da çünkü körelmeye başlıyor. Nasıl gözler artık az görüyor vesaire, koku da körelmeye başlıyor. Peki hocam, yaş alınca insanlar koku körelince unutkanlık beraberinde mi geliyor? Çok ilginç bir soru, çok güzel bir soru. Yani geçmişi o zaman mı unutuyor insan? Evet. Yani bence bununla mutlaka bir ilişkisi olmalı. Koku ve Değil mi? hafızanın bu kadar güçlü olması. Tabii ki koku duyusu köreldiğinde, kokladığımız şeylerle bağ kurmak azaldığında biraz hayattan da bir minik kopuş oluyor. Ve tabii ki hafızayı da etkiliyor. Çünkü Çok doğru. mesela anne kokusu, anneanne kokusu konuştuk, o kadar şey, naftalin kokusu vesaire vesaire. Bütün bu kokular, yani sadece bunu kokuların körelmesi ve yaşlılık gibi düşünmeyelim. Bu çağda, yani şu an toplumun içinde, şehir hayatında kaç tane bizi hafızamızda güzel bir yere götürecek kokuyla bağ kurabiliyoruz ki? Çok Yani doğru. egzoz Çok kokusu, doğru. çöp kokusu, Evet, terli kanalizasyon insan kokusu. kokusu, Evet. kanalizasyon kokusu, Çok yani kötü kokular var. o Çok kadar doğru. Çevre çünkü kötü çok bir koku. kirlendi. Yani Evet. kirlettik, biz yaptık gerçi de. Yani evet, ve öyle olunca şu anda biz hani Yasemin kokusunu, ıhlamur kokusunu, Ihlamur anneannemizin... ağaçları nasıl kokardı hocam Evet, eskiden? tabii inanılmaz. Hatırlıyorsunuz değil mi o Tabii, dönemleri? O ıhlamur ağaçlarının kokusu, Yasemin çiçeğinin ya, kokusu, narenciyelerin kokusu, narencilerin tabii. kokusu var mı şu anda? Portakal Duyuyor çiçeği musunuz kokusu. dışarıda o kokuları? İşte bu kadar anksiyete ya da kaygının artma Tabii. durumu, insanların
Birçok insanın depresyonda olma sebepleri bununla da bağlantılı Tabii, olamaz mı? tabii. Doğadan kopuyoruz. Yani bana öyle bir arkadaşım dedi ki buranın dedi sloganı üzüm kokan kent falan dedi. Ben de güldüm yani öyle bir nasıl yani falan inanamadım. Ya Hakikaten bakın işte öyleymiş. Ama geçmişte. üzüm geçmişte üzüm kokan kent. Şu an hani birçok yer çöp kokan kent ya da lağım kokan kent oluyor. Venedik de öyle. Venedik de lağım kokuyordu. Sadece Evet, hani orada da ne Türkiye yazık ki bazında almayalım. böyle bir Yani şey var. ve bu çok dalga geçilen bir konu ve iyi değil. Yani koku bellekle o kadar ilişkili ki sadece şey değil hani yaşlanmak veya hayatın için yıpranmak değil bu kadar kokulara karşı yani kötü kokuya maruz kalmak ve güzel kokulardan kopmak da bence bizim koku duyumuzu Bence de azaltıyor, köreltiyor. etkiliyor, köreltiyor. Köreltiyor. Sürekli kötü bir şey Tabii. kokladığınızı düşünün. Burun mu kalır o zaman? Zaten Ya kalmaz yani. kalmıyor, evet. Kalmıyor. İnsanlarda da böyle bir şey bence. Yani gerçekten çok çok önemli. Bir de daha vahim bir şey söyleyeyim mi size Buyurun hocam. Esra Hanım? Benim kendi üzücü tespitim. Ben çocukken Karaburunlu bizim baba tarafı hani Selanik'ten oraya göçüp gelmişler. Karaburun'da biz işte nergis topladığımızda o nergisi koyduğumuzda o kadar yoğun kokardı ki Tabii. Bütün evi sarardı bütün evi hocam. sarardı. Ve o toplanırken maskelerle toplanırdı Karaburun'da vesaire çocukluğumda. Şimdi yine Karaburun'dan nergis alıyorum. Aynı koku yok. Yani koyuyorum, ev kokmuyor. Ben girdiğimde o evde kokuyu alırdım. Ve bunu ben biraz konuştum. Çok ilginç Ve ya. neye bağlıyorlar biliyor musunuz? Yani sadece Karaburun'daki nergisler değil, genel olarak işte çiçeklerin, kent Bütün içi çiçekler. çiçeklerin kokularının azalması ile ilgili tuhaf bir durum var. Ben tabii bunu hani anlamlandıramadım. Yani niye oluyor vesaire. Sonra konuştuk. Herkes diyor ki toprağın bereketi azaldıkça, bunu tabii ki hani ziraat mühendisleri bilebilir. Evet. Hani benim katli surette alanım değil ama bir tespitim. Ama genel yorum bu. Ama oradaki tarım yapanlar diyor ki toprağın bereketi azaldıkça, toprak kirliliği arttıkça işte pestisitlerle vesaire bu böcek öldüren ilaçlar, pestisitler ve bunları sıkıyorlar arazileri. O pestisitler toprağa karışıyor ve topraktaki hem suyu kirletiyor oradan bize geliyor ve Tamam işte. topraktan temizlemek imkansız pestisit. Çok kötü bir durum. Pestisitler, zirai ilaçlar, kötü toprak bakımı, dışarıdaki kirlilik, bütün bu durum ister istemez diyor toprağın kalitesini düşürdüğü için çiçeklerin de diyor kokusu azaldı diye oradaki yerel halk da beni onayladı bu Onayladı. konuda. Hocam çiçeği de bir kenara bırakalım ki katılıyorum size. Şimdi burnumuzun dibine soksak kokmuyor çiçek Evet, bence. evet, evet. Meyveler hocam. Evet, Meyve. o çok kötü. Şey götüreyim sizi. Çocukluk döneminize Evet, götüreyim. evet. Çocukken siz de pazara çok gitmişsinizdir. Tabii, Annenizle, tabii, tabii. babanızla. Kayboldum da hatta hepimiz gibi. Ben de 4-5 kere kayboldum. O yüzden bende şu anda travma var. Pazara gidemiyorum. Ben de sevmem pazarları her çocuk gibi. Pazardan geldiğimizde hocam özellikle yaz dönemlerinde o meyveler yıkanırdı, hazırlanırdı. Nasıl kokuyordu evin içi? İnanılmaz. O Değil mi? domatesin Bir falan meyve bahçesi gibi. tabii. Yani şeftaliyi yerken Tabii. kokusu geliyordu önce Tabii. burnunuzda, iştahınızı açıyordu. Şimdi şeftaliyi sok burnunun dibine, kokmuyor. Yok. Çilek mesela ben eve gelirdim, çilek alındığını bilirdim Değil mi? kokusundan Kokudan. evde. Yok şu anda yok dediğiniz şey çok doğru Evet. bence. Doğru söylemişler. Yani yok tabii GDO'lu ürünler, kötü tohumlar, ata tohumların olmaması, GDO'lu ürünlerin olması, toprağın bereketsizliği yani bu Ne çok yazık ki. ciddi bir olay bence. Bence de Bir, katılıyorum. çünkü yine diyorum hani geçen günde konuştuğumuz üzere arkadaşımla yani biz kokuyu almadığımızda lezzet alamıyoruz. Yani Bir o şey hani koklayarak yemek tabii çok yani daha güzel yani. test edin evde. Yani burnunuzu kapatın bir mandalla çok iyi bir şekilde ya da bir pamuk falan takın hiç koku almayın. Bir yemek gelsin önünüze. Görün, tadın. Aynı lezzeti alamayacaksan lezzet Çünkü alamayacaksınız orası kokuyla da. birlikte bütünleşen bir Tabii, şey tabii, damakta. tabii. Çünkü öyle yani görüyoruz, kokluyoruz, sonra tadıyoruz. Tat en son yani tatma en son geliyor. Lezzet zaten öncesinde oluşuyor bizim için. Yani bir yerden gerçekten ne güzel koktu diye dönüp aldığınız bir fırın ürünü olmadı mı hiç? Yani o Tabii kadar ki bizi o etkileyen gevrek bir kokuları nokta. falan Tabii, gelip tabii, de ay tabii. çok güzel gevrek koktu deyip Tabii. döndüğümüzü çok bilirim. Mesela Arya hocam bir şey yemeden önce özellikle ilk kez deneyecekse koklar. Koklayarak yer Ne kadar kızım. güzel.
Çok ilginç ya. Size Kokuyor bir çünkü. İçgüdüsel yapıyor tabii tabii bunu. içinde var çocukların. Şimdi siz Arya'dan bahsedince çocuğunuzdan ritüeller geldi aklıma. Doğum ritüelleri dünyanın birçok coğrafyasında nasıl yapılır biliyor Nasıl musunuz? hocam? Ne kadar üzücü. Şimdi bebeğin dünyaya gelişi çok hassastır. Çünkü bebeğin ruhu başka bir alemden, inançlardan annenin rahmine düşüyor. Ve rahmine düştükten sonra bebek orada beden buluyor ve bu dünyaya geliyor. Şöyle karşılar, mutlaka bir su hazırlarlar. O suyun üzerine çiçekler koyarlar ve bebeği o suda yıkayarak derler ki bak dünya bu. Ve çocuk güzel kokuyla Güzel karşılanır. kokuyla karşılanır. O kadar Mutlaka doğru. odası çiçeklerle süslenir. O banyo suyunda güzel kokar ki bu dünyada kalmayı tercih etsin, ölmesin diye. Çünkü hassastır ya kırkı, bizde de öyle kırkı çıkarılır. Bu dünyada kalmayı tercih etsin diye kokuyla karşılanır. Biz nasıl karşılanıyoruz? Çat, hastanede tak, ip kesiliyor, arkaya şaplak falan. Yani böyle döver gibi çocuk bu dünyaya geliyor bebek. Yani düşünün şarkılar, türküler, Doğru. banyo suyu, güzel kokular, sarıp sarmalamalar. Evet. Böyle bir Çok doğru. şenlikle gelirken Şenlik şimdi edasıymış. yani Şimdi bir öyle değil dehşet yani. içinde doğuyorsun, bir şeyin kesiliyor, arkandan biri şaplak atıyor, oraya da konuyorsun, bilmem ne. Yoruyorlar Hani anne sürekli. kokusu olmasa yani acaba hastanenin doğumhanesi nasıl kokuyor? Anlatabildim mi? Çok doğru. Götürülen oda nasıl Nasıl kokuyor? kokuyor? Yani Allah'tan anne var tabii yani. bunlar bakın ilk belleği oluşturan şeyler. Hani hali ritüeller böyleydi. Yani bir bebeğin bile Bakar gelişi mısınız? kokuyla karşılanırdı. Çok çok önemli gerçekten koku. İnanılmaz önemli bir şey. Çok da sevdiğim konular hocam. Çok da Evet. keyifli oldu. Keyifli konuştuk. Bakalım önümüzdeki hafta tabii ne konuşacağız? Evet. Söyleyelim ya da sürpriz olsun mu? Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Hocam çok teşekkür ediyorum size. Masal Fabrikayı da merakla Tabii bekliyoruz bekliyoruz. gerçekten. Tabii ki. Onları da konuşacağız. Önümüzdeki hafta yine birlikte Evet, olacağız. Bu ben değerli teşekkür bilgilere ederim. çok teşekkürler. Çok çok sağ olun. Hem size hem buradaki değerli ekibe, herkese hem buradaki ekibe, hem size hem seyircilerimizi bekliyoruz Masal Fabrika'da. Bol İnşallah. bol güzel kokuyla kokuları Bakalım neler hatırlayıp, olacak orada, ne evet, kokular olacak. geçmişle bağ Evet, kuracağız. çok teşekkürler hocam tekrardan. Evet, bugün de Hayat Güzeldir programımızın sonuna geldik ama yarın sabah saatleri 11'i gösterdiğinde bizlerle İz Televizyonu ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın, izde kalın, bizde kalın.